Evet, merhaba arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Arkadaşlar gelsin. O esnada da sunumlara başlarız. Bugün için biraz geç haber verebildim. Sistemler çöktüğü için üniversitenin. Esnada birkaç dakika daha bekleyelim. Evet. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şu an için Deniz sen gördüm. Ertuğ bağlanmaya çalışıyor. Aslan da geldi. Zaten önce Ertuğ sunumuyla başlayacağız. Sonra Aslan'ın sunumuyla devam edeceğiz. İki sunumu değerlendireceğiz. Biraz da yazım kuralları üzerine konuşacağız. Ertuğ'un sunumunu normalde geçen hafta değerlendirecektik ama elimde olmayan teknik bir sebep sıkıntıdan dolayı ofiste olmam gerekti. Taşınma işleri vesaire vardı. Odaların yer değiştirmesi vesaire. O işlerle uğraştık okulda. O yüzden dersi de sağlıklı bir şekilde yürütemeyeceğim için bu haftaya ertelemek biraz da zorunda kaldım. Dolayısıyla Ertuğ sunumuyla birlikte aynı zamanda Aslıhan'ın sunumunu da değerlendireceğim. İkisini birlikte değerlendireceğiz ve son kısımda da özellikle yazılı metinlerinizi dikkat etmeniz gereken yazım kuralları buna ilişkin biraz konuşacağız. Bir belge de yine sizlere yükleyeceğim. Aslında hem sunumları hem de o belgeyi ben daha öncesinde yükleyecektim ama dün geceden beri üniversitemizin sistemleri gitmiş durumda. Şu anda az önce geldi. Umarım sıkıntısız bir şekilde devam eder. Yani üniversitenin hiçbir internet sitesine erişim mümkün değil. Özellikle sabahtan beri. Dolayısıyla yükleyemedim ama ders bitiminde hemen zaten onları, sunumları da aynı şekilde yüklemiş olacağım. Öncelikle Ertuğ sunumuyla başlayalım. Biraz Japonya üzerine sizlerle birlikte biraz konuşalım. Genel olarak baktığımızda iki sunumdan da temel benim standartlarım çerçevesinde memnunum. Onu öncelikle söylemiş olayım. Tabii dikkat edilmesi gereken yine bazı hususlar var. Öncelikle onlara odaklanalım. Onlara bir bakalım. Özellikle sizin yine yazılı sunumlarınızı yazılı hale dönüştürürken not alabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken hususlar olarak bunları not alabilirsiniz. Tabii katılacak olan arkadaşlar ya da bunu daha sonra izleyecek olan arkadaşlar için de bir feedback olmuş olur diye düşünüyorum, umut ediyorum. Çünkü bunlar ilk sunumlar. Ertuğ'unki de, Aslan'ınki de ilk sunumlar. Genel itibariyle temel işte geçtiğimiz hafta ben yani 2 hafta önce Yeni Zelanda'yı anlatmıştım. O temel sistematiği oturtmuşsunuz. Yani o şablonu en azından oturtmuşsunuz. Bundan dolayı memnunum. Tabii bu şablonu oturturken Ertuğ seninkiyle başlıyor en azından. Özellikle o siyasi tarih kısmı ki aslında seninkinde de kısmen var. Konuşacağız birazdan senin sunuma geçtiğinde. Ertuğ özellikle seninkinde o siyasi tarih, Japonya'yı konuştuğumuzda ki önemli bir ülke. Birazdan detaylarına değineceğiz. İlginç bir ülke. Baktığımız zaman aslında senin de sunumunda onu gördüm. Bir taraftan başarılı olarak addedilen ama diğer taraftan bazı ciddi eleştiriler alan da bir ülke. Dolayısıyla bu çerçeveden baktığımızda elbette önemli bir konumda Covid-19'la mücadelesi. Dolayısıyla o siyasi tarih sunumun özellikle ilk yaklaşık bir 15-20 dakikalık kısmı tahminimce. Orayı biraz daha senden mümkün mertebe kısaltmanı istiyorum. Yani özellikle bizim odaklanacağımız ya da odaklanmamız gereken husus biraz daha siyasi tarih olabildiğince hızlı geçip ki benim Yeni Zelanda örneğinde olduğu gibi hani siyasi yapısı nedir ki bahsettin özellikle Japonya'nın hani bir tarafta imparatorluktan gelen o tarihsel süreç.
Bugün içerisindeki süreç, işte Başbakan Shinzo Abe'yi birazdan konuşuruz. Bu süreçleri olabildiğince hızlı bir şekilde toparlamak biraz daha faydalı olacaktır. Bunu biraz da şundan dolayı diyorum Ertuğ. Hani ilerleyen sunumlarında senin de dediğin gibi ilk sunum bu. İlk sunumda bu tip şeyler olur. Olacaktır zaten. Ama özellikle sunumlarınızda izleyicinin dikkatini toplayabilmeniz adına bu tip şeyleri çok uzun tutmamanız, yani izleyiciyi en azından ya da dinleyiciyi, ilerleyen zamanlarda tecrübelerinde de olacaktır. Bu sıkmayacaktır en azından. Çünkü dinleyici sıkılmaya başladığı anda hani o şeyden kopmaya başlar. O yüzden oraları özellikle yazılı metninde, hani bunu sonradan not al diye söylüyorum. Yazılı metinleri dosyası tarih kısmını olabildiğince kısaltmaya gayret göster. İlk özellikle 18 dediğim gibi belki de ilk 20 dakika, 20 dakika. Ondan sonraki kısımdan açıkçası memnunum. Güzel de bir araştırma yapmışsın. Orayla alakalı çok bir sıkıntımız yok. Ama hani sunum mesela seninkinde 42 ya da 43 dakikaydı. Hani böyle bu söylediklerinden ötürü bir 30-35 dakikaya indirilebilir. Daha efektif zamanı en azından kullanabilmek adına. Siyasi tarih kısımlarını özellikle yazılı kısımda olabildiğince kısaltmaya gayret göster. Onun haricinde Japonya'nın baktığımız zaman ekonomik verileri ki bahsetmiş sunumda Ertuğ. Ben dediğim gibi bundan sonra yükleyeceğim o sunumu da. Dolayısıyla o ekonomik veriler o temel çerçeveye baktığımızda önemli bir ülke ve güçlü bir ülke. Yani biz size hep şunu söyledik. İnceleyeceğiniz ülke içerisinde bakmanızı istediğim siyasi yapısı sağlam mı, ekonomik verileri sağlam mı, sağlık sistemi sağlam mı? Aslında Japonya bu üçlü basamağa baktığımızda güçlü bir ülke. Yani Ertuğrul'un da sunumda vurgulamışsın. Baktığımızda bu noktada en azından ayakları yere basan sağlam bir ülke konumunda. Bu önemli bizim için. Peki bu sağlamlık rakamlara nasıl yansıyor? Aslında ikinci bölüm dediğim o COVID-19'la mücadelede sizden bunu biraz da görmek istiyorum. Zaten hani bahsetmişsin. Ama şurada mesela belki ben sana bir soru sorabilirim. Özellikle bahsettiğim bir husus var. Japonya'nın test sayısı, test politikasının olabildiğince az. Özellikle ilk zamanlardaki Ocak ayında yanlış hatırlamıyorsam sen de bahsetmiştin. İlk görülen vaka ve test sayısının olabildiğince az tutulmaya çalışıldı. İşte küme sisteminden bahsetmişsin ki o da önemli mücadele noktasında. Ama bu sisteme rağmen test sayısının az olduğunu görüyoruz. İlk dönemler için en azından konuşursak Şubat'ta, Mart'ta. Bunun sence temel sebebi ne olabilir? Aslında sunumunda çok kısa bahsetmişsin bir yerde. Özellikle en çok bu tartışılmıştır. Sence nedir bunun sebebi? Hocam, aslında Asya ülkelerine baktığımız zaman şunda da bahsettim ben. Mesela Kore ve Çin daha çok bireysel testlere yönelik olarak mümkün olduğunca çok test yaparak salgını bu şekilde kontrol altında tutmaya çalışmış. Ama onun dışında Japonya mesela küme sistemiyle mümkün olduğunca az test yaparak en azından yani küme sisteminin mantığı benim anladığım kadarıyla virüsü kaynağında yok Öldürdüm. etmek. Evet, Öyle. baktığımız zaman böyle. Ama bir yandan da şunu görüyoruz. Hani sen söyledin ya ilk dönemlerde işte 127, 130 milyon yanlış hatırlamıyorsam Japonya nüfusu. Bizden çok daha fazla. Ama sayılar çok düşük ve bu başarı gösteriyor. Acaba Japonya için başarılı olarak gözükme kaygısı var mıydı? Ve bu kaygı neyden kaynaklanıyordu? Aslında bir şey de bahsetmişsin. Hocam orada şöyle bir durum var. Japonya sınırlarını kapatmakta geç kaldığıyla eleştiriliyor. Burada özellikle Çin'le olan ikili ilişkilerinde Çin Cumhurbaşkanı veya Başbakan olması lazım. Bir görüşme planlanıyor Mayıs Doğru. ayında. Ve bundan öncesinde yine Çin'in Wuhan kentinde çıktığı için bu virüs. Onun öncesinde yaklaşık 480 bin turist Japonya'ya bir geliyor bildiğim kadarıyla. Yani burada hem sınırları kapatmakta geç kalmasının bir sebebi Çin'le olan ikili ilişkilerin belki bozulmaması ya da yapılacak görüşmeye etki etmemesi. Muhakkak. Zaten o bahsettiğin husus var. Benim aslında vurgulamak istediğim, belki araştırırsın yazılı kısımda. Çünkü bir şeyden bahsetmişsin. O çok önemli. Japonya noktasında yapılan tartışmalarda. Ben özellikle Şubat ve Mart döneminde o tartışmaları çok net hatırlıyorum. Hani onu sorayım.
Japonya için en önemli organizasyon neydi? Onu bahsettin. Ha şey Tokyo Tokyo. 2020 Ya olimpiyatları aslında bu biraz önemli. aslında Buna ilişkin haberlere de bakabilirsin. Özellikle o kısmı şöyle yazar. aslında onu da ertelemekte onun da geç bir tarihte erteliyorlar. Kesinlikle. Zaten en büyük Belki tartışma. Aynen, en büyük bir tartışma o. yani aslında şöyle bundan önce olimpiyatlar Rusya'da mı yapılmıştı? Yani 2019 18. Rusya 18 mi? Brezilya'da 2018 mı? olimpiyatları Brezilya olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Brezilya yani şöyle ülkeler için 16 bu olabilir. olimpiyatlar çok önemli. Evet. Çünkü bunun olimpiyatlara birçok ülke katılım sağlıyor. Bu ülkeden birçok turist geliyor. Yani aslında baktığımız zaman bizim ülkemiz için de geçerli olan husus ekonomik yapının, insanların ekonomik sisteminin, para girişinin aslında bozulmaması gerekiyor. Ekonomiye çünkü virüsün çok büyük etkileri oldu bu noktada. Olimpiyatlar da ülkeler için çok önemli. Çünkü çok büyük yatırım yapıyorlar ülkeler olimpiyatlardan Yani önce. aynen öyle. Altyapı hazırlıyorlar. Ben sen de Gerçekten işte çok... hani özellikle o yazılı kısımda belki birkaç bir şey Aha. bulabilirsin. Çok tartışma Ya, vardı bununla. bu Aslında benim tartışmanın aslında evet, tamam. çok da yani öncesinden bu yüksek lisansı önce de takip ettiğim bir şey, bildiğim bir şey. Ülkeler gerçekten hem olimpiyatların kendi ülkelerinde yapılması için gerekli altyapıları sağlama noktasında çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Hatta yine bir ülkede çok büyük bir olimpiyatlar için stad yapıldığını da hatırlıyorum. Hangi ülke olduğunu hatırlamıyorum ama Çok ciddi bir hem yatırım. oteller olsun hem Türkiye'de turizm yapmıştı olsun. zaten. Evet Aday hem olmak yani için. restoranlar, kafeler vesaire, turizm mekanları bunlara çok büyük yatırım yapılıyor ki ülkeye turist geldikten sonra bırakacağı para aslında turistlerin. Ülkeye girişi olacak dövizin bu noktada çok önemli olduğu için ülkeler olimpiyatlara çok önem veriyor. Belki burada Japonya şu kaygıyı gütmüştür. Benim ekonomime sağlanacak olan bir Kesimi. İşte ben kesilmemesi. özellikle bu tartışmayı aslında Evet. hani belki ileride yazılı kısımda Kesilmemesi onu için vaka yazarsın. sayılarını olduğunca az göstermek Aynen bununla gitmiş öyle. olabilir. Bu Baktığımız çok zaman büyük bir Japonlar aslında tartışmaydı aslında o dönem evet, içerisinde. Çünkü ahlaki olarak Japonların bunu yapacağını insanlar düşünmüyor ama düşünmeyen aynen öyle. Hani baktığımız zaman o Japon yönetimi ya da Japon halkının özellikle o ahlaki değerlere biraz daha bağlı olduğunu düşündüğümüzde kimsenin aklına gelmeyen ama o dönem içerisinde oldukça tartışılan. Çünkü Ocak ayında ilk vaka Japonya'da çıktıktan sonra herkesin merak ettiği işte Tokyo Olimpiyatları ne olacak sorusuydu. evet. Dolayısıyla o soruya bu noktada yanıt aranmaya çalışıldı ve ilk başta Abe yönetimi de Shinzo Abe ve iktidarı da ertelenmemesi yolunda. Tabii bunun sebebi senin bahsettiğin gibi büyük bir gelir kaynağı. Ekonomik boyutunu düşündüğümüzde, siyasi boyutunu düşündüğümüzde ülkeler arası ilişkiler boyutu açısından da olimpiyatlar önemli bir organizasyon. Her ülke için baktığımızda o olimpiyatlara yapılan ev sahipliği aynı zamanda ilişkileri de düzenleyebilecek noktada bir organizasyon. Dolayısıyla Japonya ve Abe yönetimi özellikle bunu ertelememe için bayağı bir uğraş Uğraştı. veriyor. Ve bu uğraş noktasında da işte o tartışmalar çıkıyor. Tamam, küme yönetimi baktığımızda kendi içerisinde bir tutarlı olan ama esasında Abe yönetimi derdi küme yönetimi değil. İşte 130 milyonluk Japonya'da rakamları olabildiğince az gösterip olimpiyatların bu noktada sürdürülmesi. Çünkü şunu net hatırlıyorum, haberlerde de bulursun. Şubat ya da Mart ayında bu karar alınıyor. Şubat ayında ve Mart'ın başında hatta olimpiyatlar için işte organizasyonların hazırlanması, işte ona göre sağlık ve işte gerekli sağlık güvenliği sağlanarak planların yapıldığı söylendi ki bu çok tepki çekti özellikle olimpiyatlara katılacak ülkelerden. Hatta bazı ülkeler, belki Kanada'da olabilir ya da birkaç ülke olabilir, olimpiyatlar düzenlenirse katılmayacaklarını deklare etti. Tabii bu iş bu kadar büyüyünce de Abe yönetimi olimpiyatları ertelemek zorunda kaldı ki dediğin gibi oldukça geç aslında bir tarih. O da ayrı bir tartışma konusu oldu sunumda da bahsettiğin gibi. Hani belki buna yazılı metinde önemli bir haberleri yine bu noktada bulup ekleyebilirsin. Bu da benim için önemli bir nokta. Japonya'yı sen seçince aklıma ilk mesela Covid'le mücadele noktasında aklıma takılan hususlardan birisi bu oldu. Ya çünkü baktığımızda yani dediğin gibi küme yöntemi başarılı gibi gözüküyor.
ve rakamlar oldukça düşük gözüküyor. Ama bugüne geldiğimizde birazdan konuşacağız. Tekrar hızlı bir ivmelenmenin artışın olduğunu görüyoruz. O zaman da işte o soru işaretleri. Acaba o dönemki yapılmayan testler bir şeyleri örtmek için miydi? Ki bunu özellikle Nisan ayında yine haberlerde mevcut. Japon doktorların ve yine muhalefetin, Japon muhalefetin o dönemde Liberal Demokrat Parti'ye muhalefet olanların özellikle test sayılarının arttırılmasını istemesi talep noktasında AB yönetiminden mevcuttu. Hani bu tartışmalar önemli ki bu tartışmaların bazılarını çok net bir şekilde yakalamışsın. Özellikle Japonya'nın salgın yönetimi esnasında iktidarına yönelik eleştiriler ciddi anlamda bir artış göstermişti. Bunu hiçbir şekilde yadsıyamayız. Bu noktada tabii bir diğer husus ekonomik husus, ekonomik veriler noktasında. Şunu tavsiye edebilirim, biraz araştır. Hani ben de bunu aslında çok detaylarıyla bilmiyorum. İktisat alanında da çok iyi sayılmam ama en azından AB yönetiminin belli bir ekonomik çerçevesi ya da ekonomik planı diyelim var. Hatta ona Ekonomi politikalarını mı araştırıyorsun? AB Economics diye de geçiyor. Hatta Abenomics diye de geçiyor literatürde. AB'nin kendi adını kullandırarak ve AB'nin temel politikası özellikle iktidara geldikten sonra özellikle 2012'de ikinci kez başbakan olduktan sonra hep bir radikal ekonomik dönüşüm yaratmaya çalıştı Japonya'da. Neydi bu temelli? İşte özel sektör, kamu yatırımlarını arttıralım, enflasyonu olabildiğince düşük seviyeye çekelim. Bu arada önemli bir husus, belki kısmen Türkiye ile de bağlantılı olabilir. Kendi para biriminin değerlenmesini önleyelim. Yani Japon yeninin. Onun karşılığında da faizleri düşürelim. Yani biraz da yüksek bir kur, düşük faiz, yatırımcıyı olabildiğince Japonya'ya çekebilmek ve sıcak para girişini sağlayarak parasal genişlemeyi gerçekleştirmeye çalışmak. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman kısmen tabii Türkiye ile de özellikle son dönemki politikalarla da benzeşen bir ekonomik açılım. Hatta bazı kesimlerce de biraz da Keynesçi ekonomik yöntem olarak değerlendiriliyor. Devlet yatırımları, devletin bu noktada etkin bir rol oynaması sebebiyle. Fakat yine sunumda da bahsettin. Özellikle Japon ekonomisine etkileri doğrultusunda baktığımızda bu sefer de şöyle bir sorun çıkıyor. Siz devlet yatırımların, devletin bu noktada etkinliğini arttırdığınızda elbette bir diğer husus, peki devlet COVID-19 salgınından doğacak ekonomik zorluklara karşı nereye kadar mücadele edebilir? Çok ciddi rakamlar, hani derste bahsettin, pardon sunumda 2 trilyon dolar gibi bir rakam ki baktığımızda diğer ülkelere, Avrupa ülkelerine kıyasla da çok daha fazla bir rakam ve bu Çok büyük devletin para. elinden çıkacak bir rakam. Tabii bu o dönem içerisinde her ne kadar senin de sunumda bahsettiğin gibi AB'nin sağlık sorunlarından dolayı istifa ettiği söylense de AB'ye yönelik çok ciddi eleştiriler getirmeye başlamıştı. Özellikle son yaz aylarında Ağustos'ta istifa etmişti. İşte özellikle muhalefetin yani devlet bu borçlanması yüzünden ve işte bir nevi para basması yüzünden bir süre sonra ekonomik resesyona işte daralmaya doğru gidişatın hızlanacağına dair AB yönetimine uyarılarda bulunmuştu. Bu da mesela o dönem içerisinde o muhalefet iktidar ilişkilerini anlamamız için de önemli. Ona ilişkin de haberlere yine yazılı metninde biraz daha bakabilirsin. Mesela ben ilginç yine Sputnik'ten bir haber bulmuştum. Yine AB'nin özellikle o dönem içerisinde ilginçtir. Biz Türkiye'de de bu tartışıldı. Belki ülke incelemelerinizde göreceksiniz. Maske meselesi AB'nin okuduğum kadarıyla en azından söyleyeyim. Bir kumaş maske devlet tarafından, iktidar tarafından bir kumaş maske üretmeleri ve bu kumaş maskeyi halka işte ücretsiz bir şekilde dağıtması. Abenomask diye geçiyor yine kendi ismini öne koyarak bir kumaş maske dağıtması. Ama o dönem içerisinde o kumaş maskenin de işte belli şirketler tarafından üretildi. İşte iktidarın karşı muhalefetin de AB'ye işte bunun masraf ve bu masraf yüzünden de ekonominin zarar göreceğine dair de eleştirileri o dönemde vardı. Bu da mesela ilginç bir anekdot haber olarak yanlış hatırlamıyorsam Sputnik'teydi okumuştum. Bu da mesela dediğim gibi o dönem içerisinde hakikaten COVID mücadele noktasında Japonya'nın
aslında her ne kadar rakamlar olarak başarılı bir örnek olarak görsek de bazı ciddi eleştirilere tabi tutulduğunu görüyoruz. Ve hani dediğim üç unsur kuvvetli. Siyasi yapı kuvvetli, ekonomik sistem en azından ayakta durabiliyor ve sağlık sistemi de baktığında senin de söylediğin gibi ülkelere kıyasla güçlü. Ama bu üç unsur güçlü olmasına rağmen salgın noktasında özellikle o ilk dönemdeki o tartışmalar bugünü bile etkileyebiliyor Japonya açısından değerlendirdiğimizde. Bu bizim için önemli bir ayrıntı. Bir başka husus, gerçi yine bu noktada biraz daha güncel noktada bahsetmişsin. Yine ona bakabilirsin. Benim özellikle son herhalde 2 ya da 3 gün önce haberlerde görmüştüm. Abe yönetiminden sonra Suga yönetimi yine Liberal Demokrat Parti içerisinden çıkan ve şu anda iktidarın özellikle o ekonominin daralmasından dolayı iç seyahati, iç turizmi diyelim, teşvik etmek için bir seyahat yapma kampanyası düzenlemesi. Ama daha sonrasında bu şimdi yeni ortaya çıkan Türkiye'de de diğer ülkelerde de ortaya çıkan o büyük dalgadan sonra da eleştirilere bir nevi, çünkü çok ciddi eleştiri almıştır. Neden iç turizmi canlandırıyor Japonya? Derdi ne? Niye işte şehirler arası seyahati yaygınlaştırmaya çalışıyor? Bildiğiniz kampanya yapmıştı. Hatta işte bu noktada teşvik etmek açısından. O da son dönemde çok eleştirildi. 2 gün önce de dediğim gibi haberlerde bundan hükümet vazgeçmek zorunda kaldı. Rakamlar yine işte 2000'lere yaklaşınca ölüm sayıları, vefat sayıları ciddi anlamda artış noktasına gelince. Japonya bu açıdan ilginç bir örnek. O güncel haberlere de son noktada değinebiliriz. Ama temel çerçeveye baktığımda benim senden en azından görmek istediğim husus o siyasi tarih kısımlarını olabildiğince aza indirgeyerek temel siyasi yapı, Hocam siyasi tarihi. bunu ben de şey yapınca anladım. Bir 15-20 dakika civarı siyasi tarih anlattım aslında. Ama Oraya biraz aslında Japonya siyasi tarihinde biraz sürükleyici bir kısmının da olduğunu fark ettim muhakkak, aslında. Beni de muhakkak. Hatta sürükledi şöyle söyleyeyim kendisi. sana, bu çok da tartışıldı. Yine merak edersen bakarsın. Sen de bahsettin. Aslında Japonya baktığımızda kısmen Türkiye'ye de benzeşen bir ülke. Ve köken olarak baktığımızda Japonya'da mesela milliyetçilik de kuvvetli bir duruş. Özellikle o İkinci Dünya Savaşı'nda yaşananlar ve daha sonrasında yaşananlar. Aslında Japon halkı mesela çok ilginçtir. Aynı Türkiye'deki gibi bizde nasıl ki işte milli günler vesaireler önemlidir. Aynı şekilde Japon halkı için de öyledir. Baktığımızda benzeşen bu noktada yönleri var. İlginç bir siyasi tarihi var. Senin de söylediğin gibi. Hatta Abe yönetiminin de Shinzo Abe'nin de bu noktada zaman zaman milliyetçi hatta popülist bir çizgi içerisinde olmaya çalıştı. İşte eskiye yönelik söylemleri, işte Büyük Japonya hayali gibi bu noktada bazı politikalar üretmeye çalıştığına dair de ilginç yorumlar vardı. Hatta Abe'nin dediğimiz gibi çok daha uzun süre iktidarda kalacağına dair, aynı işte Çin'de Xi Jinping gibi Abe'nin de uzun süre Japonya'yı yöneteceğine dair yorumlar vardı. Ama işte sağlık sorunları mı artık ya da muhalefetin ya da kendi içerisinde Liberal Demokrat Parti'den gelen tepkiler mi nedir bilemiyoruz. Çünkü bu konuda çok farklı dediğin gibi sunumda tartışmalar mevcut. Ama orayı dediğim gibi olabildiğince az tutarak biraz daha siyasi yapı, işte imparatorluk, işte başbakanlık, o siyasi tarih gelişimini olabildiğince yazılı metinde kısaltmaya gayret göster. Onu yaparsan mesela hani bu sunum 30-35 dakika ve benim söylediğim o 15-20 dakikadan sonraki kısım gayet bu noktada yeterli olacaktır. Güzel tartışmalar noktasında ve benim söylediğim bu yine özellikle olimpiyatlar olsun ya da diğer hususlar birkaç öyle yine farklı şeyler bak. Bunlarla yazılı metnin daha sağlam bir şekilde oturacaktır diye düşünüyorum. Herhangi bir sorun var Hocam mı? şunu söyleyeyim, sizin dediğiniz gibi Türkiye ile çok benzeştiği noktalar var. Hatta bununla ilgili birkaç makalede ben internette buldum. Japon batılaşması ve Türk batılaşmasının Kesinlikle. ortak Çok yönleri, hatta çok ciddi anlamda benzeşen yönleri var. Japonya nasıl başarılı oldu, Türkiye için bir örnek olabilir mi gibi tartışmalar mevcut. Gerçekten hem Türkiye hem Japonya bu noktada benzeşiyor. Çok En ciddi. azından batılaşma sürecine beraber Çok ciddi girişimler anlamda o olabilir. modernleşme süreci ciddi anlamda benzerlikler en azından taşıyan bir süreç. İlginç bir ülkeyi incelemesi. İlginç bir ülke. Yani dediğim gibi Türkiye'de de aslında merakı olan Japonya üzerine çalışan insanlar da var. Akademisyenler de var.
İlginç bir ülke, güzel bir değerlendirme olmuş. Tekrardan emeğine sağlık. Dediğim hususlara dikkat ederek Ha. yazılı metinde sorabilirsin. Başka bir sorun var mı bu arada? Sormadım. Yok hocam. Tamamdır. Çok Teşekkür ederim. tekrar çok teşekkür ediyorum. İkinci sunumumuzda Aslan'ın sunumu. Onun da yine slaytını şuradan yansıtayım bir yandan. Tabii Aslan sende de yine aynı bu noktada söyleyeceğim husus var. Bu noktada şunu net bir şekilde söyleyelim. Tabii slaytların çokluğundan bahsetmişsin. Onu zaten kısaltmışsın sunumda. Ve Evet. slaytlar fark ettim. Orada yine aslında diğer sunum yapacak olan arkadaşlara da bir nevi böyle feedback verelim. Yani işin siyasi tarihi, işte tarihsel gelişimi çok fazla bilgi bulabilirsiniz. Hani onları olabildiğince özet şeklinde vermeye gayret göstereyim. Yani sunumda hep hani bunu da siz diğer arkadaşlara da tavsiye edebilirim. Olabildiğince başlık ya da Aslan'ın yaptığı gibi işte küçük kısa cümleler, bir ya da iki cümleler. O noktada ondan memnunuz ama hani o bilgileri yine sende de mesela bir yaklaşık 15 dakikaya yakın bu noktada o temel çerçeve var, siyasetler. Onları da yine sende biraz daha belki bir tık daha kısaltabiliriz. Sunumun yani en azından yazılı metni yazarken o temel bilgileri o siyasi tarih kısmını biraz daha bu noktada kısabilirsin. Bunları en azından çıkartabilirsin. Ya da mesela bir diğer husus, birazdan onu bahsedeceğim. Mesela onunla ilişkin de birkaç haber var. Ben onları da bulmuştum. Geçmiş sorunundan bahsetmiştim. Aslında Hindistan'daki sistem içerisinde, siyasal sistem içerisindeki en önemli meselelerden birisi Keşmir meselesi. Ve son dönemde oldukça ilginç bir boyut aldı. Özellikle Hindistan'la Pakistan arasındaki gerilimin arttığı. Hatta bölgenin bir kısmının özerkliği yerine Hindistan'a bir nevi işgali de bazı kesimler tarafından değerlendiriliyor. Bir şekilde Hindistan'ın kontrolü altına girilen bir bölge. Mesela bu noktada bazı güncel tartışmalar var. Özellikle onu burayla bağlantılandırabilirsin. Onu birkaç haber bulmuştum. Belki sana da yollamış olabilirim. Hocam ben onu sanırım COVID-19 sürecinde ele aldım. Yani Evet, hani Hindistan COVID'i fırsat bilip Pakistan'ın Keşmir sorununa dair işte işgal etti falan aynen öyle. Ve haberler verdi. bunu yani bu Keşmir sorunu başta anlatırken de oraya bağlantılandırarak anlatırsan, hani onu söyleyecektim. O bizim için daha güzel olur. Bir de bir husus daha var. Yine bakmıştım. Özellikle Keşmir bölgesinde de COVID-19 yönetimi nasıl, ki bu noktada Hindistan'a da bazı yine eleştiriler gelmiş. Yanlış hatırlamıyorsam Uluslararası Af Örgütü tarafından. İşte Hindistan COVID'i bahane ederek, işte yasakları bahane ederek, işte Keşmir'deki halkı bir şekilde baskı altında tutuyor gibi. Yanlış hatırlamıyorsam Uluslararası Af Örgütü. Bakarız, buluruz. Bu o Keşmir sorununu anlatırken ya o kısmı COVID ile bağlantılandırarak anlatırsan ya da işte yani yazarken diyelim çok daha güzel olur. Ki COVID meselesinde de bence önemli meselelerden birisi. Hani o bağlantıyı en azından sağlam tutmamız açısından bizim için önemli. Siyasi idari yapı hani bizi zaten esas ilgilendiren, hani siyasi tarih kısmını olabildiğince kısa yapıp buraya da bağlarsak zaten bizim için yeterli olan kısım o. Biliyorum yani o işin için oraya girince çok kaynak var. Onun da farkındayım. Normalde bir o kadar kaynağı o kadar sürede anlatabilmek kolay değil. Ama hani olabildiğince o bağlantıları yaparak yazarken yazılı metinde kısa kısa anlatabilirsin. Onlar bizim için fayda olacaktır. Dini kültürel yapısı ki önemli bir yine etnik unsurları anlatırken. Şuraya çıkarabilirsin diaspora. Yine Hint diasporası önemli ama hani çok detayına bu noktada girmemize gerek yok. Burayı mesela yazılı metni ele alırken çok da gerek yok, çıkarabilirsin. Tabii ekonomik veriler bizim için önemli. Aslında Hindistan'a baktığımız zaman biraz da onu konuşalım. Hindistan bu noktada ekonomik açıdan bir yükselişe, ki Aslan'ın sunumunda da bahsettiği gibi bir yükselişe, bir atılıma başlaması mümkün olan bir ülke. Ama bu atılım noktasında elbette COVID-19 süreci ciddi anlamda etkilemiş durumda. Aslan'ın sunumunda aslında benim de görmek istediğim husus oydu. Onu net bir şekilde tespit edebilmişsin. Çünkü COVID'le mücadele noktasında, ki burada yine ekonomik verilerden bahsetmişsin. İlk olarak şunu gördük. Ben yine o kısma en azından geleyim. Tabii sağlık sistemi de önemli. Ondan da bahsettim. Baktığımız zaman aslında Japonya'da demin bahsettiğim gibi Hindistan'da da
Hani biz ne demiştik bu sağlık sistemini konuşurken? Özel sektör, kamu sektörü. Aslında ikisi arasında biraz da bir dengenin varlığı oldukça önemli. Ne tamamen özel sektörü bırakmak ki Avrupa bunu yapmış ve işte yaşanan tabloları hep beraber gördük. Ne tamamen devlete bırakmak çünkü devlet aygıtının da o tamamen sağlık hizmetlerini yönetebilecek kapasitede olabilmesi gerekiyor. Aslında Yeni Zelanda bu ikisi arasında dengeyi kurabildiği için ciddi anlamda başarılı olmuştu. Hindistan'da ise senin bahsettiğin gibi ekonominin de yine devlet kamu tarafından sağlık pardon sağlık hizmetlerinin ve bütün o hizmetleri kamunun üretmeye çalıştı. Tabii kolay bir süreç değil. Bütün yükün kamuda olduğu, dolayısıyla sizin devlet yapınızın ve ekonominizin çok daha güçlü olması lazım ki bunu atlatabilirsiniz. Ama Hindistan daha gelişmekte en azından olan bir ülke. Her ne kadar ilerleyen zamanlarda belki dünyadaki büyük ekonomiler için arasına girmesi beklenen bir ülke olmasına rağmen gelişmekte olan bir ülke. Dolayısıyla bu böylesi büyük bir sağlık krizini sadece devlet aygıtının hizmetleri yüklenmesiyle karşılayabilmesi pek mümkün olmayacaktı. Zaten hani burada şunu anlatmaya çalışacağız. Hep soruyorlar yani Türkiye'de de çok tartışılıyor. İşte tamamen kapanırsa ne olur? Tamamen kapanma tartışması ki aslında bugün Türkiye'de de dünyada da aynı şekilde benzer tartışmalar söz konusu. Tamamen kapanma ne getirir ne götürür. Hindistan bunun güzel bir örneği. Bunu tespit etmişsin. Bu benim için önemli. Çünkü Hindistan aslında baktığımızda tamamen kapanmayı net bir şekilde gerçekleştiren bir ülke. Özellikle çevresinde Asya ülkelerinde o gördüğümüz tablonun bir benzerini, o rakamlar noktasında bir benzerini Hindistan'da ilk aşamalarda göremedik. Yani Çin'de olan bir tabloyu. Çünkü Hindistan net bir şekilde kapanma ve sert yöntemlerle bunu gerçekleştirmiş. Ve işte sokağa çıkma yasağı yine bahsetmişti burada Hindistan'ın COVID-19'da mücadelesi noktasında aslında. Bu sokağa çıkma yasakları vesaire ve bunu ülke çapında doğru herhalde anladığım kadarıyla ülke Evet çapında hocam. yapmış ilk belki de örneklerden birisi ve bunun meyvelerini de görmüş. Bunu da çok net bir şekilde görüyoruz. Çünkü çok büyük bir popülasyon var ama rakamlar ilk aylarda inanılmaz derecede düşük. Hatta Mayıs, Mayıs, Haziran aylarına kadar çok düşük rakamlar görüyoruz. Bunun temel sebebi nedir? Evet hani Türkiye'de de çok tartışılıyor, dünyada da tartışılıyor. Evet tam kapanma net bir şekilde bunun bir çözümü. Tam kapandığınız anda siz rakamları çok daha düşük seviyelere indirebilirsiniz. Evet Hindistan bunun bir örneği. Ama işte Türkiye'de de dünyada da tartışılan aynı husus. Peki işin ekonomik boyutları. İşte Hindistan'ın özellikle Modi yönetiminin en çok eleştirildiği hususlardan birisi. Aslan'ın son kısımda söylediği oldu. Önemli kısmı. Çünkü Modi yönetimi tamam bunu yaptı ve ciddi bir başarı kaydetti ama ekonomik veriler özellikle ekonomik durgunluk çok ciddi anlamda etkilemeye başladı. Çok ciddi anlamda bir oransal açıdan daralma biz görüyoruz Hindistan içerisinde. Bundan da yine bahsetmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Tabii yönetimin yine işte burada bahsediyor COVID-19'da mücadele noktası yine devlet odaklı bir yardım sürdürmeye çalışması. Bunlar da bir devletin ekonomisine elbette büyük bir yük. Üstüne kapanmanın getirmiş olduğu özel sektörü etkilemesi. Bütün bunlar Hindistan ekonomisinin çok ciddi bir resesyona, düşüşe girmesine yol açtı. Böyle olunca özellikle yaz aylarından itibaren hani sunumda da bahsettiği gibi hani biz bu işi tam kapanmayla devam ettiremeyeceğiz. Biraz da açılalım işte ya da en azından temel sektörlerde izin verelim. O tam kapanma politikasından, sert politikadan vazgeçelim noktasına gelmeye başladı. Tabii bu nokta neyi getirdi? Aslan'ın yine sunumda bahsettiği gibi rakamların bugün yanlış hatırlamıyorsam Amerika'dan sonra ikinci sıraya yükseldi şu an Evet hocam. güncel Doğru rakamlarda. En son söylüyorsun. ben de dün haberlerde görmüştüm. Güncel rakamlarda ikinci sıraya yükselmesine yol açtı. Dolayısıyla bu sizin de ülke incelemelerinizde yapacağınız, göreceğiniz şekilde bu hala dünyada tartışılıyor. Bunun yöntemi nedir? Tam kapanma mıdır yoksa başka mıdır? Aslında bu tartışmalar için Hindistan güzel bir örnek. Tam kapandığınız zaman evet rakamlar düşüyor. Bu sefer ekonomi zarar görüyor. Hadi diyelim açılmaya başlıyoruz. Bu sefer de tam tersi bir şekilde sağlık sisteminin çökmesine ki Hindistan'da da ciddi anlamda son dönemde bu tartışılmaya başlandı. Eğer bu rakamlar böyle devam ederse Hindistan'da sağlık sistemi çöker noktasında bir tartışma son dönemde mevcut. Bu bizim için yine
önemli bir tartışma. Çünkü şunu da söyleyelim, belki ona da bakarsın. Aslında Hindistan'ın ekonomik verilerini anlatırken Hindistan'ın bu büyüme ivmesi aslında Hindistan'ın bölgede Çin'e alternatif önemli bir güç olma kaygısını da gidiyor. Belki buna da yine değinirsin. Keşmir sorunu içerisinde yine söyledin gerçi ama hani Hindistan ile Çin arasında aynı zamanda Keşmir'in bir bölgesinde de bir sınır problemi var. Zaman zaman aynı Pakistan'da olduğu gibi Hintler ve Çin askerleri çatışıyor sınırda. Dolayısıyla Hindistan ile Çin arasındaki ilişkiler daha baktığımız zaman çok iyi ilişkiler değil. Ve Hindistan hep hem Avrupa açısından hem de Amerika açısından Çin'e yönelik alternatif bir güç olarak görülüyor. Dolayısıyla bir yandan böyle bir iddiası olan ki Modi yönetimi özellikle bu iddiayı çok sık dile getiren bir yönetim. Bir yandan böyle iddiası olan bir yönetim ama öte yandan baktığımızda bu iddianın karşılığındaki o rakamları en azından tespit edememekteyiz. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Belki yazılı metinde buna biraz bakarsın. Bölge coğrafyası açısından incelerken. Keşmir sorunu yine dediğim gibi biraz da iç politika içerisinden bağlantılandırmaya çalışabilirsin. Bunlar bizim için ilginç. Ama dediğim gibi her iki ülkede, Japonya'da, Hindistan'da bana kalırsa o Asya coğrafyası içerisindeki ilginç iki örnek. Özellikle Hindistan, yani dediğim gibi sunumlarınızı yaparken göreceksiniz. O tam kapanma ile açılma politikaları arasında her ikisini deneyerek aslında ilginç bir örnek olarak karşımızda duruyor. Her ikisinin de tam anlamıyla başarılı olmadı. Belki yazılı kısmında bunu sonuç kısmına koyabilirsin. Aslında iki politikada iki noktadan zararlar getirebiliyor. Bir tarafta tam kapanma, evet, meseleyi sağlık açısından çözerken ekonominin gidişatını bozuyor. Açıldığın zaman da evet ekonomik veriler biraz toparlanmaya başlarken bir sağlık sektörü ya da sağlık hizmetleri açısından bir çöküşe yaklaşılıyor. Dolayısıyla bir kısır döngünün aslında var olduğu ki bence Türkiye'de de benzer bir kısır döngüyü son dönemlerde maalesef yaşamaktayız. Dolayısıyla böyle bir tablonun olduğunu söyleyebiliyoruz. İlginç bir örnek. Bu noktada tekrar emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Bu hususları ve dediğim gibi ilk baştaki o siyasi tarih kısmını biraz daha kısaltarak yazılı metinde genel çerçeveyi çizebilirsin. Ben bu sunumu da ayrıca yine yükleyeceğim. Onu da söylemiş olayım. Onun haricinde arkadaşlar bir de yazım kurallarıyla alakalı bir metin sizlere yükleyeceğim. Onu da şuradan göstereyim. Yani dediğim gibi sabah yükleyemedim sistemdeki sıkıntıdan dolayı. İnşallah dersten sonra dersin akabinde yükleyeceğim. Ve de sınavım var. Sınavı da gerçekleştirebilirsem ondan sonra hemen bunları yükleyeceğim. Burada göreceksiniz. İşte kaç kelime hangi satır aralıkları vesaire olacak. Şimdi 4000-5000 arası yeterli biraz daha kısa nispet. 4000-5000 kelime benim için yeterli. Aynı şablon şeklinde yani işte ilk kısımda genel bir giriş, bilgiler, tarihsel süreci, siyasi yapısı, ekonomisi ve sağlık sistemi. İkinci kısımda COVID-19'la mücadele ki ilk kısım biraz daha kısa olabilir. İkinci kısım biraz daha uzun olabilir. Ve bunun son kısmında, sonuç kısmında ise bunun siyaseten etkisi hem biraz genel değerlendirmeleriniz hem de güncel gelişmeler doğrultusunda bu şekilde yaklaşık 4000 kelimelik bir şey istiyorum sizden. Talebim bu olacak. Bunu dediğim gibi ek olarak belirteceğim. Özellikle yazım kuralların noktasında yine önemli bizim için arkadaşlar yazarken. Kaynak verme noktasında APA sisteminden bahsettim. Ayrıca yine burada nasıl ortak işte yazar adı, yayın yılı, sayfa numarası bu şekilde atıf verme kurallarına dikkat edelim. Bu benim için yine önemli. Özellikle yazılı sunumlarda buna çok noktada dikkat ediyoruz. Atıf verme noktasında maalesef bir kısmınız yeni yazacak. Tam anlamıyla oturmuş bir şeyimiz yok. Bunların dediğim gibi bilimsel araştırmada gösterilmesi lazım ama maalesef çok fazla gösterilmiyor. Benim için önemli olan burada bahsetmiş olduğumuz bir yerden kaynaktan bu noktada bilgiyi aldığınızda bunu kendi cümlelerinizle özetlemeniz bizim için önemli. Veyahut da ya hocam hani ben şurada direkt alıntı yaptım. Direkt alıntı yaptığınızda da tırnak işareti kullanmanız önemli. Bunu ne kadar başarılı bir şekilde yaparsanız yazım diliniz o kadar kuvvetlenir ve sıkıntı yaşamazsınız. Aksi halde intihal sorunuyla karşı karşıya gelirsiniz. Nedir? İşte alıp aynen kopyala yapıştır yapmak.
Dolayısıyla arkadaşlar olabildiğince o aldığınız bilgileri ki ilk bölümde özellikle olacak bunlar akademik kaynaklar. İkinci ve üçüncü bölümler biraz daha haber, güncel kaynaklar. Çünkü malumunuz buna ilişkin çok fazla akademik veriler şu an için yok. Yeni yazıyorsunuz ama ilk kısımda olabildiğince akademik kaynak kullanmaya gayret gösterin ve o akademik kaynakları da oradan aldığınız bilgileri de muhakkak kendi cümlelerinizde aktarmaya çalışın. Kendi cümlelerinizi aktaramadığınız yerleri de tırnak işaretinde doğrudan alıntı yaparak bunları yazılı metne aktarın. Bunlar bizim için önemli gördüğümüz hususlar. Bu temel çerçeveyi en azından oturtabilirsiniz diye düşünüyorum. Herhangi bir sorusu olan, kafasına herhangi bir şey takılan. Bugünkü sunumlar için teşekkür ederim. Gayet güzel. İkinize de ayrıca Mert Uyum Aslan'a teşekkür ederim. Güzel, ilginç bilgilerime temel çerçeveyi en azından görebilmişsiniz. Bundan dolayı da mutluyum. Ama dediğimiz gibi bazı o ince ayrıntılar var. Onlara dikkat etmenizi yine sizden rica ediyorum. Özellikle yazılı metinleri hazırlarken herhangi bir soru sorma. Dediğim gibi arkadaşlar, Hocam benim bir sorum var ama evet. bu dersimizle alakalı değil, karşılaştırmalı faşizm çalışmalarıyla alakalı bir sorum oldu. Evet. Hızlıca cevaplayayım. Tamam. Şimdi sunum yapacağız ya biz o derste de. Evet. Yani yanlış anlamadığımı düşünüyorum. İki kere izledim o yeri çünkü. Son derste sanırım yazılı sunum istemiyorum dediniz. Evet, Biz vize o derste sınavı yazılı sunum... gerçekleştirdiğim için bir tek o derste vize sınavı gerçekleştiriyorum. Yazılı sunum olmayacak. Ama diğer iki dersimde aynı şekilde yazılı sunum istiyorum. Onu vize notu olarak gireceğim. Ama Yani karşılaştırmalı. buradaki sunumdan sonra 15 Ocak'a kadar yapacağımız Yazılı yazılı sunum vize notu faşizm olarak dersinde gireceğim. yok. Orada yok aynı. Sadece o Tamam. derste yok. Teşekkür Onun ederim. dışında yok, rica ederim. Onun dışında bu dersimde de diğer popülizm dersimde de ben yazılı sunum istiyorum. Bunu vize ödevi olarak nitelendireceğim. Ne kadar dediğim gibi arkadaşlar yazılı sorunlarınızı bu temel çerçeveye oturtursanız o kadar iyi olur. Bir yandan da hani örnek olarak da şunu da göstermiş olalım. En azından ilgilenen arkadaşlar için ilgilenen ya da düşünen arkadaşlar varsa bizim daha önceki az gelişmiş ülkeler ve siyaset dersinde yapmış olduğumuz işte arkadaşlarımızın çalışmalarını iyi bir noktaya en azından getirerek kitaplaştırdık. Geçtiğimiz hafta da bu noktada kitabımız yayınlandı. Tavsiye ederim. Ben bir şey kazanmıyorum onu söyleyeyim. Bizim telif olarak öyle bir şeyimiz yok. Hani hoca kitabını sattırdı para kazandırdı demeyin arkamdan. Sadece tavsiyem şu, orada da benzer bir formatla yürüdük. İşte sözlü sunum, yazılı sunum. Özellikle o dediğim yeniden cümle yazma, işte akademik kaynaklara doğru atıf yaparak kullanma noktasında faydası olacağını düşündüğüm bir eser oldu. Tavsiye ederim. Bizim yüksek lisans arkadaşlarımız zaten biri aslan burada. Yazmış oldukları makaleleri işte dediğimiz gibi bir yayın formatına dönüştürdük. Dolayısıyla dünya siyasetinin az gelişmiş ülkeler başlığıyla tavsiye edebileceğim bir eser. Aynı zamanda dediğimiz o temel şablon çerçeveyi daha rahat oturtabileceğinizi düşünüyorum. Ve bu noktada, bu eserde o noktada size faydalı olabilir diye umut ediyorum. Bunu da tavsiye edebilirim. Özellikle o atıf verme noktasında dikkat etme çerçevesini daha rahat oturtabilmeniz adına. Bugünlük bu kadar bizim için yeterli arkadaşlar. Temel çerçeveyi anlatmaya, aktarmaya sizlere çalıştık. Önümüzdeki hafta tekrar sunumlarla devam edeceğiz. Ben şu anda listeye bakamıyorum ama bakacağım zaten size duyurum. Gelecek haftaki sunumlarla sunumlarımıza devam edeceğiz. Tekrar Ertuğrul Aslan'a emekleri için teşekkür ediyorum. Katılan arkadaşlara da tekrar katıldıklarınız için teşekkür ediyorum. Sunumları ve bu yazım kuralları metnini de ALMS'e inşallah yükleyebilirsek sıkıntısız bir şekilde yükleyeceğim arkadaşlar gün içerisinde. Oradan bakarsınız. Bu yayını da yine YouTube'a bir aksilik olmazsa akşama kadar yüklemiş olurum. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza, saatinize bu süreç içerisinde dikkat edin. Güzel bir ders geçirdik. İnşallah gelecek hafta da aynı şekilde devam ederiz. Tekrardan çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere arkadaşlar.